Olmayı düşünmüyorum. İyi bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yaşayıp göreceğiz valla. Artık hiçbir şeye inancımız kalmadığı için. Şimdi aşı vurulanlar motosyon mu diyorlar, ne diyorlar, o da bulaşıcı oluyormuş. Yani vurduranlar vurdursun, önemli değil. Kayseri'de aşı vurulanların sayısı 40 bini geçti. Siz aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşı vurulacak mısınız? Sonuçta devlet büyüklerinin ya da başbakanın, cumhurbaşkanının söylemiş olduğu bir mecburiyet yok. Ama insan sağlığı açısından gerekiyorsa mecburuz vurulmaya. Bundan kaçınılmaz. Bu Covid-19'un önüne başka türlü nasıl geçilecek? Görüyorsunuz insanların halini. Herkes maske içerisinde. En azından aşı benim yaş grubuma geldiği zaman ya da vurdurmayı düşünüyorum şimdi doğrusunu söylemek gerekirse. Aşı ile ilgili henüz fazüt çalışmaları tamamlanmadı. Ben aşı olmak için fazüt çalışmalarını, güvenlikle ilgili fazüt çalışmalarının sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Aşı olacak mısınız? Eğer fazüt çalışmalarının sonuçları, ki bu Eylül ayını bulur herhalde, olumlu sonuçlanırsa olmak isterim. Bilmiyorum, daha bir karar vermedim ve zaten bana aşı süresi gelene kadar bayağı bir zaman geçecek. Yani öncelikli sıralarda değilim. Aşı vurulur muyum? Yani bir yerde mecbur bırakılacak diye düşünüyorum. Çünkü neden? Aynı böyle otobüslere binerken bir kod falan soruyorlar ya. Yani okullara almayacaklar öğrencileri belki. Belki bilmiyorum, mecbur bırakılabiliriz. Hani vurulur muyum? Şimdi yan etkilerini de tam bilmiyoruz. İşin açıkçası bilgi eksikliği de var bana göre. O yüzden de emin değilim. Bilemiyorum. Çok da taraftar değilim yani. Kısaca bir özetleyeyim yani. Aşırı mışı diye gerek yok. Net bir cevap ödüyorum. Bir sene önce oldu değil mi bu vaka? Yaklaşık bir sene yaklaştı. Çin, virüs Çin'den. Tel Çin'den. Aşı Çin'den. Gel bu işin içinden. Çık içinden. Bu kadar. Ne diyeyim ben yani? Öncelikle aşı olmam benim. Niye olmam de? Çünkü Çin'den geliyor aşı. Ne olduğu belli değil. Artı aşı olsa bile şu kafeler yine açılmayacak. Açılırsa iyi olur da bizim için iyi olmuyor. Hem düğünler hem kafeler. Yani bazı işletmeler için iyi olur. İş yok mesela, iş bulamıyoruz müzisyeniz diye. Kimse bizi işe almıyor, etmiyor. O yüzden şikayetçiyiz yani. Aşıdan yani. Aşı oldu yine bir şey açılmıyor. Ya şu an yaşlılara başladılar. İyi de oldu ama kendi adıma düşünmüyorum. Yerli olursa evet düşünebiliriz. Efendim? Düz mantık. Çin'de çıktı, aşı da Çin'de çıktı. O yüzden. Valla sıramız gelirse olmayı düşünüyorum. Yani eşimi de bu konuda aşı olacağını zannediyorum. Aşı mutlaka aşılanmalı. Mesela biz çocuklarımızı küçükken işte aşılandırma yaptırdığımız için şeylerini görüyoruz. Nedirler ona? Yararını görüyoruz. Aşı mutlaka yapılmalı diyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani zaten bu aşının gelmesiyle hastalığın zamanla azalacağını ve seyrinin daha olumlu yönde gideceğini düşünüyorum. Herkesin aşılanmasını tavsiye ediyorum. Vurunacağım. Aşıyı vurunacağım. Geç kaldı. Getiremediler. Ama vurunacağım. Herkes de vurulacak. Büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız gerek Sağlık Bakanımız bu aşıyı olduysa demek ki bir bilgileri vardır. Ve bu aşıyı olacağım. Olmak da istiyorum. Vatanımız, milletimiz için hani inşallah hayırlı bir şeydir. Hayırlı olur. Bu virüs denen lanetten inşallah bir an önce kurtuluruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Kimse aşı yapmayacağım, yapmak istemiyorum, olmak istemiyorum demesin. Bu aşı olsun kesinlikle. Sırası gelen vurulsun deriz. Yani aşıdan kaçaraktan bu pandemi, salgın bitecek hali yok. Aşı olacağız, kurtulacağız inşallah. Diyeceğimiz bu. Bize sıra gelmedi henüz. Ben olacağım aşı da burada olmayacağım, yurt dışında olacağım. Neden? Çünkü yurt dışı vatandaşıyım ben de onu. Vallahi bilmiyorum ki, olması gerekiyorsa olur. Yani annem şu anda yaptıracak, bekliyor da ben kararsızım. Aşıya başlanılması iyi, güzel bir şey ama ben kendi adıma aşı vurulmam. Çünkü veriler hiçbir zaman için güven telkin etmiyor. Yani fırsatımız olursa, imkanımız olursa tabii ki aşı olabiliriz ama 40 bin de 2,5 milyon hani nüfusu tam bilmiyorum, Kayseri'ye yeni geldim. Nüfuslu bir yer için az. Bu kadar sürede hani nasıl tamamlayacaklar herkesin aşı olma olayını onu bilmiyorum ama aşı olunacaksa oluruz yani.
Aşı kesinlikle olacağım. 40 bin sayısı az bir sayı değil. Bazıları aşı hakkında olumsuz cümleler kuruyor ama devlet büyüklerimiz olmuş. Bilim kurulu bunu onaylamış. Kesinlikle olunması gerek diye düşünüyorum. Olacağım tabii ki de. Anneme de yaptıracağım şimdi sıra alıp. Ben de olacağım. Aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaşayıp göreceğiz vallahi. Artık hiçbir şeye inancımız kalmadığı için. Bakacağız. Ben vurulmayı düşünmüyorum. Aşı hakkında da bir şey, yani şöyle kesin bir şey düşünmüyorum ama yani şeyden baktığımızda, internetten baktığımızda birçok kişinin de yan etki yaptığını söylüyorlar. Ha ben kendi adıma vurulmam yani, onu söyleyeyim. Vurulmuyorum. Yani yan etkiler olduğunu söylüyorlar. Vurulanlardan duydum yani, birebir videolarını gördüm. Ondan dolayı vurdurmayı düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Yani vurduranlar vurdursun, önemli değil. Değil mi kuzu? Aşı olmayacağım. Zaten olanların çoğu da ölüyormuş. Olmayı düşünmüyorum. İyi bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Şimdi aşı vurulanlar motosyon mu diyorlar, ne diyorlar, o da bulaşıcı oluyormuş. Bir de aşı vurulanlar taşıyıcı oluyormuş. Yani aşı vurulsak mı vurulmasak mı şaşırdık kaldık. Yani aşı vurulunca birinin yanına gidince taşıyıcı oluyormuş, birine bulaştırıyormuş.